Serdar Özyeşil, Siirt Ada Bey Sanayi Sitesi esnafıyım. Yaklaşık 2 yıldır burada esnaflık yapmaktayız. Sorun gördüğünüz gibi yazın toz, kışın çamur, yolların çukurlu olması, bozuk olması, buradaki esnaf çalışamaz hale geliyor. Herkesin akciğeri doldu. Fakat aslında bundan daha büyük bir sorun var. Bundan daha büyük sorun da şu. 1 Ekim 2020 tarihinde Sayın Valim, kurum müdürleri buraya gelip ziyaret ettiler. Tek tek dükkanları gezdiler, esnafları gezdiler, sorunlarını dinlediler ve tüm kurum müdürleri ve Sayın Valim burada 1-2 ay içerisinde bu yolların, elektriğin, kaldırımın, her şeyin yapılacağını sözünü verdiler. Onun üzerine 1,5 yıl geçmesine rağmen hiç kimse burada sözünü tutmadı. Şimdi biz burada esnafız. Burada çıraklarımız var, gençlerimiz var. Şimdi bize şunu soruyorlar. Eğer biz bir valiye, bir sayın valime, bir başbakanın, bir reisin, bir İçişleri Bakanı'nın temsilcisi o zaman bir valiye güvenemeyeceksek kime güveneceğiz? En büyük sorunumuz aslında güven. Asfaltta değil, güven. Biz artık kimseye güvenmiyoruz. Ne Siirt Belediyesi'ne güveniyoruz, ne Siirt Valiliğine güveniyoruz, ne de başka birine güveniyoruz. Maalesef bu güveni bırakmadılar. Atabay Sanayi esnafı olarak Siirt Valimize seslenmek istiyorum. Bir an evvel bu yolun yapılması lazım. Gerçekten yani toz toprak içindeyiz. Ne kışın ne yazın çekilmiyor. Yani boya yapıyoruz. 2 sefer aracı boyatmak zorunda kalıyoruz. Lütfen bu yola bir çözüm bulsunlar yani. Abi Velat Aşini, ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'dan buraya iş kurmaya geldik. Kendi işimizi kurduk. Burada rot balans ve lastik işini yapıyoruz. Genel olarak gördüğünüz gibi sanayinin halini görüyorsunuz. Lastiklerle yolu yaptık. Lastiklerle yolları kapattık biz. Sürücüler çok hızlı gidiyor. Ve bu şekilde olduğu zaman müşterilerimiz çok aşırı şekilde rahatsız oluyorlar. Sizden ricam sesimizin yetkililerin duyulmasını istiyoruz. Çukurlardır, yolun bozukluğu, asfaltı yok. Genel olarak bütün esnaflar bu sorunu yaşıyor. Yani müşterilerimiz gelip genel olarak dükkanlarımızın önünde oturmak istemiyor. Yani emin olun bir valinin yol güzergahı olmuş olsaydı burada, kesinlikle burada 10 kere belki asfalt çalışması yapılıyor olacaktı. Yani biz de esnafız, biz de buradan nefes alıyoruz. Yeri geliyor, aile geliyor dükkanımızda, iş yerimizde oturamıyor. Gerçekten oturamıyor. Yani 500-600 milyarlık makineler koyduk oraya. Makinalarımız tozdan dumandan görünmüyor yani. Gün içerisinde dükkanı 3 kere 4 kere yıkamak zorunda kalıyoruz. Ben Siirt Atabay Yeni Sanayi Sitesi esnaflarından olarak şikayetçiyiz. Mağduriyetimizi dile getiriyoruz. Yetkililer özellikle. Buraya il valimiz de geldi, milletvekilimiz de geldi, il başkanlarımız da geldi ama bir türlü çare bulamadı. Tüm kurum müdürleri toplandı burada ama bu işe bir çare bulunmadı bu konuda. Yani ben sadece yetkililerimize sesimizi duyurmak istiyoruz. Vergimizi veriyoruz, her şeyimizi yatırıyoruz. Yani tüm reklam vergimiz olsun, belediye harçlarımız olsun ama buraya da bir çaresi olması lazım. Burada örneğin biz bir araç boyatıyoruz, aracı 2 defa boyatmak zorunda kalıyoruz. Araç buradan bir geçiyor, bir toz oluyor, darmadağın oluyor araçlar burada. Yani buradan yetkililere sesleniyoruz. Bir an önce buna bir çare bulmaları lazım. Ne zamandan beri bu süreçte geldi? Yani 3 yıl oldu yaklaşık. 3 yıldan beri böyle.